Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Kısacık bir video olacak. Detaylı analizi yarın yapacağım arkadaşlar. Haftalık kapanış gelsin. Yarın güzel bir analiz videosu hazırlayacağım. Şimdi dünle bugün arasında değişen fazla bir şey olmadığından dolayı videoyu kısaltacağım. Önemli noktalara değinip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi BTC'de hala Kanalın altında hareketler devam ediyor. Ve kanalın orta çizgisinden destek aldık gördüğünüz gibi. Ve düşen bir trend hattı oluştu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dün videomuzda 24.020 üzerinde 4 saatlik kapanış bekliyorduk değil mi? Hani tehlike bir nebze olsun geçti diyebilmemiz için 24.020 üzerinde 4 saatlik kapanış gerekiyordu. Şimdi ben bunu biraz değiştireceğim. Şöyle bu 4 saatlik grafik arkadaşlar. 4 saatlikte düşen trenddeyiz. Tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor. Ama günlük grafikte de düşen trendteyiz. Yani burada trend kırılımı yeni bir yükseliş dalgasını tetikler dememiz için çok erken. Biz günlükte yükselen tepe yapmamız gerekiyor. Neyse şimdilik 4 saatlikten başlayalım. Bakın arkadaşlar 4 saatlikte şöyle bir düşen trend oluştu. Yeşil çizgimiz gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 noktadan temasımız var ve ee, şurada da bir tepe oluşumu görüyoruz. Şöyle bir geri çekilme var. Gördüğünüz gibi bakın kırmızı mumdan görüyorsunuz. Yani bir geri çekilme. Yani buranın üzerine atabilirsek bir yükselen tepe yapabileceğiz 4 saatlikte. Ve son tepe olarak şurayı baz alalım isterseniz. Hem düşen trendimiz var. Hem de yatay çizgimiz var. Şöyle daha net göreceksiniz arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Şurada önemli direnç olarak çalışmış. Gördünüz mü? Şöyle burada da direnç. Burada da direnç. Direnç. Destek. bayağı bir destek olarak çalışmış. Düşmüş. Bir daha direnç olarak çalışmış. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerinde kapanışını yapmış. Uçmuş. Vesaire. Burada da altında 4 saat kapanışla birlikte negatife evrilmiş. Yani ve düşen trendimiz var. Yani neresi orası arkadaşlar? Şöyle kabaca 23.300 seviyesi. Yani biz üzerinde 4 saat kapanışı yapabilirsek Kısa vadeli bir tepki yükselişi görme ihtimalimiz var. Yani atıyorum kapanışını yaptı. Şöyle 24 bin bölgesine doğru bir ihtimal yükselebiliriz arkadaşlar. Bunun için önce düşen trendin kırılması lazım ve yatay trendin kırılması lazım. 23.300 üzerinde 4 saatlik kapanış lazım. Bu olmadıkça da 22.450 hedefimiz hala aktif. 22.450 altında 4 saatlik kapanışlar şu şekilde bizi direktman arkadaşlar 21.900 seviyelerine doğru götürür. Bir ihtimal 21.500'ü konuşabiliriz. Bakalım neler olacak? Şimdi diğer grafiğimize gelelim. Bu 12 saatlik Bollinger bandıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt banda kadar düşmüşüz, tutunmuşuz, yeşil mumla içinde kapatmışız arkadaşlar. Orta bandımız nerede şu an? 24.000 seviyelerinde. Yani oralara kadar eğer düşen trend kırılırsa arkadaşlar bir tepki yükselişi görebiliriz hazırlıklı olmak gerekir. Diğer taraftan da şöyle bir grafiğimiz vardı biliyorsunuz. Önemli bir dirençten döndük biz ve o esnada da yükselen bir trend oluştu. Ve tam da o çizgiden desteğimizi aldık. Yani iki tane önemli destek noktasına geldik. Dün de söyledim 23.000 altında günlük kapanış gelirse bu tren çizgisi kırılmış olur. Aynı şey hala geçerlidir. Yani günü biz 23.000 altında yaparsak yükselen trendi kırmış olacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani netice olarak önemli bir destekteyiz ve 12 saatlikte de Bollinger alt bandından destek almışız ve üstüne düşen trendi de kırarsak ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman dediğim gibi 24.000 bölgesine doğru yani 12 saatlik Bollinger orta bandına bir yükseliş görebiliriz. Şimdi günlük grafiği açayım. Günlükte de Bollinger orta bandının altındayız ve gördüğünüz gibi ters doji şeklinde bir kapanış yaptı. Uzun iğneli bir mum. Yani zaman zaman böyle mumdan sonra bir tepki yükselişi görebiliyoruz arkadaşlar. Yani 12 saatlik bizi destekliyor. Sadece düşen trenin kırılmasını beklemek lazım ve önemli olan ne? Bakın deminden beri ben aslında 4 saatlikteki dalga yapılarından bahsediyorum. Bu günlük grafik arkadaşlar. Bizim yeni tepeler yapabilmemiz için günlükte Düşen trendi bozmamız lazım. Şimdi bizim burada neyimiz var? <laughs> Şöyle göstereyim. Yükselen tepemiz var. Ardından alçalan dip yaptık biz. Yani günlükte düşen trende girdik. Öyle değil mi? Şöyle göstereyim. 3 tane tepe, 3 2 tane dip ve altında kapattık. Yani düşen trende evrildik biz. Biz neyi göreceğiz? Bir yerden sonra yükseliş geldi diyelim. Bir daha geri çekildi. Yeni bir tepe oluşacak. İşte o tepeyi kırarsak o zaman günlükte de trend yukarı yönünü gösterir. Şimdilik kısa vadeli yükselişten söz edebiliriz. Düşen trendi kırarsak 23300 üzerinde kapatırsak bu yükselişi tetikleyebilir. En azından 24000 bölgesine tamamen yükseliyoruz dememiz içinse günlükte önce bir yükselen tepe göreceğiz. Yani bunu konuşmamız için çok erken günlükte kapanış yapacak düşecek yükselen tepe derken minimum 3-4 gün sürebilir arkadaşlar. O yüzden kısa vadeye bakacağız şimdilik. Yani pozisyona girmek istiyorsan 23.000'in altına stop koyarsın, şansını denersin. O şekilde hareket edebilirsin. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.